Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselamga ve o kişinin iltimaslarına binaen o zatka şerik kılıp, nebi kılıp yubarırgan ekeleri Harun aleyhisselamga Firavun'un huzuruna barış onge mulayim söz bilen davet kılış özlerini Rabbil Aleminden nebi bo'lganliklarini e'lon qilish topshiriqlarini berganidan so'ng aka uka nabiylar Musa va Harun alayhimassalomlar o'sha zamonni Fir'avni xudolik da'vosini qilib turgan Misrni podshohining huzuriga bordilar. Va Alloh subhanahu va taolo aytgandek onu davet kıldılar. İnne Resule Rabbil Alemin dediler. Biz ikavımız alemlerinin Rabbisi Allah'ın nebisimiz, peygamberimiz dediler. Ve arkasından ettiler ki ersil me'ane beni İsrail. Şimdi bizge beni İsrail'in kullukten çıkarıp koyu ver. Biz onlarını alıp keteylik degen mananı ifade kıldılar. Yani ki Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamlarını nebi kılıp yubarışlarından maksat başka barca nebiler kebi oşa zaman adamlarını imange, ibadetke, davet kılış bilen birge Fir'aun ve onun kavmiden Bani İsrail'ini kullikten azat kılış. Ana onlarını Musa ve Harun aleyhisselam'a tapşırış. Erkin halide koyup koyuş. Ve ana şu esnada o iki peygamber aleyhissalatu vesselam Bani İsrail'ini kayteden terbiyeler. Tevhid akidesi esası da Allah'ın körsetmeleri esası da terbiyeleşi közde tutulgen idi. Lekin özünü huda deb elan kılgen ve hudalik davasıdan hiç kaçan kayıtmagan Firavun haligi gapni eşitkenden keyin hopam demedi, maydiyem demedi, oylab köremenem demedi de özünü başkaça tuttu. Ve men rabbukuma ya Musa dedi. Hay Musa, İki oyunu Rabbiler kim dedi? Soru şu. Yani iki o özünü demek Rabb'di. Huda de dava kıptırıptı. Sizlerin Rabbiler kim degeni? Menden başkaya mı Rabb var mı degeni? Kardeşler senler kimin namıdan gapiryapsan? Ben turup bana o bir yerde. Degen mana. Firavun Kur'an-ı Kerim'deki şu manzara, şu halet bayan kılıngan barcha ayetlerde özünün ahmakana gepleri bilen hazır ki göğşegen acrelip türedi. Musa ve Harun aleyhisselamın gepleri ise kıska, londa ve cüde hikmetke tola buladı. Haligi ahmakana savalga Musa aleyhisselam cevap dediler ki Rabbuna allazi a'ta kulle şeyin halqahu thumma hada. Bizni Rabbimiz şunday zotki, her bir narsaga o'ziga yarasha xilqatni yaratilishni berdi, so'ngra hidoyatga sop qo'ydi. Arab so'z ustalari, fasohat balog'at imomlari, jumladan Imom Jarulloh Zamaxshari mana shu oyatdagi qisqa valonda juda olam olam ma'noni ifoda keltiradigan hech qanaqa jumla dunyoda yo'q deyishadi. Qandoq ham qisqa, qandoq ham furmano, qandoq ham go'zal deyishadi.
Rabbimiz her bir narsaga özüge yarasha yaratilishini bergan, sonra hidoyatga sap qo'ygan. Biz başka nimalarni sharh qilib o'tirmaymiz-da, bitta shu, ya'ni savol javobdagi bitta shu narsaga alohida e'tibor beramiz. Qolgani hammasi shundoq ekanligini tushunib olaverasizlar. Demak, dunyoda siz bilan biz hali nomini eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan, bilishimiz imkoni yo'q darajada ko'p narsalar bor. Hammasi Allohning mahluqotlari, Alloh o'zi yaratgan. Ana shu Alloh yaratgan har bir narsani xilqati o'ziga munosib. Masalan, shu o'zimizni odamni olib turaylik. Hozir mana shu turishimizdan biror a'zomizni azgina boshqaga burib qo'ysin, qanday xunuk bo'lib qoladi. Odamning burnini bu yerda emas, mana bu yerda qilib qo'ysin, qanday dahshatli tusga kirib qoladi. Yoki ko'zini bittasini olib qo'ysin, yoki kiprigini olib qo'ysin, ko'zining atrofidagi. Odam shunchalik xunuk bo'lib ketadiki, hech iloji yo'q. Ana shu holat barcha hayvonotda, nabototda, jamoatda, dunyoda barcha narsada hammasi kattadir, kichikdir, o'z o'rnini topgan. Hammasini o'ziga yarasha Alloh taolo xilqat bilan yaratgan. Uni birorta odam mana o'zini noto'g'ri olib qotdi, bu yoqqa qo'yganda chiroylilar chiqadi deya olmaydi, mumkin emas. Undan keyin hidoyatga solgan deydi. Ya'niki o'ziga yarasha yo'lga yo'llab qo'ygan har bir narsani. Faqat odamni emas, butun dunyodagi narsani. Ko'zga ko'rinmaydigan darajadagi kichkina hujayralarni ham shunday qilgan. Ko'z idrok qila olmaydigan katta hajmdagi narsalarni ham shunday qilgan. Misol uchun eng katta bizi ko'zimizga ko'rinib turadigan, biz tushunib yetadigan narsalarning eng kattasi quyosh. Osmonni olmayapmiz endi. Osmon cheksiz. Quyosh. Quyoshni Alloh taolo yaratib hidoyatga solib qo'ygan. Bittasini olaylik. Har kuni o'zini vaqtida chiqadi, o'zini vaqtida botadi. Dunyo barpo bo'libdi-ki, shu biror soniya, ya'ni sekundni yuzdan biricha kech qolmaydi. Shuning uchun olimlar 365 kuni qaysi kuni quyosh qaysi daqiqada chiqadi, qaysi daqiqada botadi, olimlar yozib qo'yaveradi. Birorta marta yo oldin chiqib qolmagan, yo keyin chiqib qolmagan. Ya'niki sekundni mingdan biricha ham. Odamlar atom soat qildik, bu soat qildik, bu soat qildik, zo'r ishlayapti soatimiz deydi, lekin har kuni yulduzga qarab to'g'rilashadi soatini. 24 soat ichida xato qilib turaveradi, maqtagan soati. Shuning uchun radiolarda alohida har yerda demak nima qilib qo'ygan, hozir aniq vaqtni demak ishorasini beramiz. Masalan, ovoz 3-chi marta chiqqanda Toshkent vaqti bilan soat 3 bo'ladi deydi. Hamma to'g'riladi. Shu jumladan radio ham soatini to'g'rilab oladi. Lekin u yulduzlar, quyosh, oy, shu milliardlab yil o'tgan bo'lsa, milliardlab marta, demak, yil shu bir vaqtda chiqadi, bir vaqtda botadi. Nurini sochadi, va boshqa o'ziga yuklatilgan vazifalarni qiladi. Bu endi katta narsaning misoli. Kichik narsani ko'zga ko'rinmaydigan nihoyatda mayda hujayralarni tushuntirish uchun ulamolarimiz erkak bilan ayol qo'shilganda homila paydo bo'lishini aytadi. Demak, o'sha erkakdan chiqqan urug'lik ayoldagi tuxumga borib to'qnashganda, ikkovi chatishganda bola paydo bo'ladi. Ana shunda milliardlab hujayra tarqab ketadi. Urchigandan keyin shu hujayralarning ichida ma'lum sondagisi ko'z bo'lishi kerak. Lekin haligi milliardning ichida yuribdi. Ana shu ko'z bo'ladiganlari o'zini bir-birini izlab kelib topib, sekin-sekin qo'shilib ko'zga aylanadi. Va mana shu yerga kelib turadi, bu yoqqa chiqib qolmaydi. Uni o'shini ko'tarilgan ona ham bilmaydi, ota ham bilmaydi, hech kim bilmaydi. Ichki jarayon bo'laveradi. Qandaydir yana ko'p sondagilari quloq bo'lishi kerak. Ular ham o'sha milliardlab hujayralarni ichida aralashib ketgan, lekin hammasi bir-birini topadi. Izlab-izlab topib, qo'shilib quloq bo'ladi. Keyin mana bu yerga kelib o'rnashadi. Til ham shu, burun ham shu, hamma yo'q shu. Ularni kim boshqaradi?
Kim buna kıp koygan? Kim o şey yerini tapıp gelip oraya oranışıdan kıp koygan? Allah kımasa başka hiç kim kılarmaydı. Ve bunge boksagan köp manalarını var. İşte bitti ayet. Kıskına kıskına. Rabbuna allazi a'ta kulle şeyin halkahu thumme hada. Tamam. Kur'an ayeti. Nabi Musa aleyhisselam şunu Firavun'un adında nutuk kılıyordu. Keyin yine Firavun bilen Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam'ın adında tartışı devam etti. Birileri udu, birileri budu. Demek gap devam ete orada. Hop, cümleden Firavun ayetedi ki hop, sellerine ben bilişimce niyetin başka. Adamlarını buzup o zihni arkayından ergeştirmek istedim. Adamlar geldi, Kore'sinden bu lasilerini yurtiğini egellemek istedim. Buzgunçilik kılmak istedim. Yani ki hidayet alıp gelen Nebi'ni buzgunçilik yaptı. Ozu kimliği esen çıkmıyor yani. Çünkü o şeyden demek yapılar ekolarının arası da yani yapırlar orada. Musa aleyhisselam hakikatini aytadılar. Firavun ise nohaq gaplarını aytadı. Cümleden ana şu tartışmalarının içi de çiremezden dalili yok, hücceti yok, dava kılıç götürdü. Hay Musa, sen bizi içimize terbiye tapmağı değil mi? Sana özümüz bakmağı değil mi? Katta bugün yine kılar işini kılıp koyup kaçıp gitmeği değil mi? Tane kılıç. Yani küçükün eliginde sayıda akıp gelgenine biz aşağı oğamız, seni yuvup taraganımız, terbiye kılıp bakkanımız, katta kılıp oyağa yetkizgenimiz, bizi içimizde yürgensen, hürmet tapkansen, ezaz tapkansen, keyin bizden bittiğimizin olduğunu koyup kaçıp getirdin, endi kelip peygamber de yapsan mı? Oldum de yapsan mı? Dava. Musa aleyhisselam o gapga, ha, o şey işini kıgan basam hata kılıp kıgan mı? Onga tavla kıyamman. Lekin sen hazır bizge minnet kılıyatken dersen, Bani İsrail'in kulağı kul kıvaganiyin evazıge. Bani İsrail bütün bir başlı kavmini kul kıvaldın. Koyar mı yapsan? Fakat o zihni faydenge, maslahatin geçirdi sen. O yana yönüme devayın var. Yana gap şiddetleşip, hop, ben koyup koyuyorlar, Musa'nı katıl kılaman hazır. Rabbisi'ye dua kısınca, hani kutkar olan nekin Rabbisi. Ben bunu buzgunçudan başka da bilmeyim ben. Çünkü yetkende, keyin sahnege, Firavun'un uzunu kavmadan mumun bugün imanını yaşırıp yürgen adam çıkardı. Çiriye almaydı. Çünkü imanı yol koymaydı. Nahaklik bol yaptı. Bir Allah'ın peygamberini, bir Kuda'nın lik davasını kıyken nabakar, katıl kılaman, öldüremen diye yaptı. Şimdi haliki imanını yaşırken, ozu aslında Firavun'un kavmadan bolgan mumun adam çıkıp, ey kavmum, sizlerden ne buldu? Bir adam beni Rabbim Allah degeni için öldüresizler mi? Sizlerin özü, esiler kayırda kaldı deyip, cüde uzak bir neçe ayetlerde keledi, özünü kavmaya nasihat kıladı. Onda kımaylar, Allah bergen nimetlerini işleyler, sizlerge onu verdi, bunu verdi, hidayetke saldı, yakşilik kıldı, yerizde uluğlap koydu, utkan kavimlerini işleyler, Nuh'un kavmini işleyler, Lut'un iki nimab oldu, başkalarını halı kandı keçti. Bu nesilere hemşilerin başlarına çüşüp kalmasın. Ve cüde uzak hani ki öz kavmine mumun adam nasihat kıladı. Buna kımaylar Allah'ını yuvargan peygamberine ergeçiş gerek ve başka başka yapılar ettiler. Lekin Firavun yine oşa özünü zelalatı da turvaladı. Adamları hem onun yanına koşuladı. Bu iki oğu değildi sehirgerden başka nesemez. İki oğu cüde usta sehirger. Sehri bilen kavmimizin aldap özlerine ilgileştirişmekçi, yeryüzü de buzgunçilik kımakçı. Çünkü o sefer gepler köpeğe de. Ahırı
Musa aleyhisselam, ey menge karayın. Ben senge Allah'ın huzurudan açık aydın mucizeler bilen kildim. Uzunda kurul dava kılıyakkenim yok. Allah bana yuvardı, menge isenmegeller için mucizeni hem bir de degenlerden keyip Firavun etedi, kani, kürset. Mucize kürsetin adam mısın, kürset mucizeyini. Değildi. Degende ne ki Musa aleyhisselam hasselerini yerge taşlaydılar. Taşlaganda hasse kımırlar, ajdaha olup, ya bir yaka yürüp körmedi. Kollarını koltuklarına tıkıp alıp, bunda kısalar, adamla havası kirediğin derecede yaltırıp, aa, bak nurani olup körmedi. Haa, etmadın mı bu sehirgar de, bana sehir kürsetti. Hani, sehirgar da bu. Bu cüdahım üstte sehirgar. Özünü, sehrini işe salıp, sizlerini halkımız yurtdilerden çıkarıp, özleri hamayonu egelemekçe. Ben sizlerini kurtarmakçıyım ben şundan. De, yapımı başka yapta, burada. Keyin, yap çözülgenden keyin, Firavun'un adamları ettiği ki, şimdi bu iki o sehirgarını koyup koyup, sehirgar orada olmasa, biz yan sehirgarlarımız var. Adam yuvar, sehirgarlarını çakırış kesin. Hani ortada kimin sehri kuşluyduğunu kuramız. Şunda ne ki Musa aleyhisselam'a ayetişti ki maçlaka boğuldu. Bizim sehirgarlarımız toplap gelemez. O kaçan. Vada günü saat kaçan. Musa aleyhisselam ayetti ki yavumuz ziyneti. Ziynet günü çoşkak paytide. Yavumuz ziyneti degeni ularına uçnaka bir ziynet günü degen bayramları baraka. Şunda erkek ve ayol, yaşı, karı, barça halk küçüge çıkarken. Çoşkak baytını tayinlegenleri Allah'ın hidayeti bilen hemme toplangende haligi sehirgenler bilen Musa aleyhisselamın ortası da alışı olsa sehir manası da. Mucize manası da. Hemme halk kursun. Fırsattan faydalansın. Eğer özleri tar dayıları olsa alidaki yolganını yapıp turşu oladı bunlar. Guvahlar ko'p bo'lsa, xalq ommasini huzurida bo'lsa bu narsa hamma ko'radi, haqiqatni biladi degan ma'noda Musa alayhissalom o'sha va'da qilingan vaqtni eng katta bayram, butun xalq yig'iladigan bayramni va'dasini aytdi, vaqtini hamda choshqoq paytini aytdi. Choshqoq paytida odamlar hammasi sergak bo'ladi, uxlab turib, qonni parani to'yg'izib, yaxshi bir qobiliyatli bo'lib turgan bo'lishadi. Ana Firavun haligi gaplar bilan endi adam yubardı, barcha şehir kışlağlarga en küçlük, en bilimdan katta sehirgarlarını toplap gelişge. Anasını etken edeyip olup toplap gelişti. Sehirgarlar yığıldı, adamlar yığıldı, Firavun hazır oldu. Bir tarafta sehirgarlar, bir tarafta Musa aleyhisselam. Sehirgarlar Firavun'a yetişti ki, hop hazır biz alışığını otkızamız. Eğer biz yüksek, bizge mükafat var mı? Değişti. Elbette dedi. Sizlerge mükafat var. Ben eğer sizler yüksekleriniz, özümünü en yakın adamlarım kovalaman sizlerim dedi. Mükafatlarını cümlesi bulan ilan kıldı Firavun. Keyin havlu kıpırken sehirgarlar yetişti ki, ay Musa, kani başlayımız. Aldın sen taşlayısan mı, yok ki biz taşlayalım mı? Değişti. Degan edilir, Musa aleyhisselam ettiler, aldın sizler taşlayılar dediler. Bunlar yani ki hemması kollarındaki arkallar ve hasselerini sehir işletip taşlaştı. Haligiler ilan bulup hareketke düştü. Bu endi adamlarının gözünü boyagan, hakikatini burup korset etken nasıl? Sehir. Ana şu yerde sehirler hiç kaçan yutup çıkmaydı ayetleri var. Sehir demek malum bir hareketler bilen, yoki ma'lum bir qobiliyat bilan bir narsani mohiyatini o'zgarib, ko'zni bo'yash xolos. Ko'ziga odamlarning ko'ziga ilon bo'lib ko'rinadi, o'zi aslida arqon. Odamlarning ko'ziga ilon bo'lib ko'rinadi, o'zi aslida hassa. Lekin bular o'sha sehri bilan odamlarning ko'ziga bir narsani boshqacha qilib ko'rsatishadi. Aslida dunyodagi narsani mohiyatini o'zgartira olmaydi sehrgarlar. Ana shu aldamchilik, qalloblik, odamlarni ko'zini bo'yashdan iborat. Shuning uchun bizning dinimizda sehr harom qilingan. Sehrni
harom deb atalgan. Sehrgarlar agar o'sha o'zini qilayotgan ishini haqiqat deb ishansa kofir bo'ladi. Shuning uchun mu'min musulmon odam bu ishga hech qachon yaqin yurmasligi kerak, bormasligi kerak va sehrgarni huzuriga borib, uni sehrini so'rashga ham ruxsat yo'q. Menga u qilib ber, menga bu qilib ber, isitma qilib ber, sovutma qilib ber, falon bo'lsin, tuston bo'lsin, birortasi o'tmaydi. Haligiday holat bo'lib turganda Musa alayhisalom qarab turib, hassalarini tasavvurlar. Hassa katta bir ajdaho bo'ldi-da, u ham qimirlab borib, haligilarning sehrini yutib yubordi. Odamlarning ko'zi bo'yargani yo'q bo'ldi-da, hammasi arqon bo'lib, tayoq bo'lib sharpayib qoldi. Qimirlamaydi ham, ilon ham bo'lib ko'rinmaydi, arqon bo'yicha turibdi, tayoqcha bo'yicha turibdi. Shunda sehrgarlar shunday qarab turdi-da, haligi ishni ko'rish bilan hammalari birdaniga gururlab Musa alayhisalomni oyoqlariga yiqilib, biz olamlarning Robbisi, Musa bilan Harunni Robbisiga iymon keltirdik deb hammasi mu'min bo'lishdi. Chunki bu mutaxassislar. Mutaxassis bular, sehrni bilishadi, mohiyatini bilishadi. Endi ko'pchilikni oldida Musa alayhisalom ko'rsatayotgan narsa sehr emas, Allohning mo'jizasi ekanligini birinchi bo'lib ular tushunishdi. Ana u avom xalq hali idrok qilgani yo'q buni. Tomosha qani nima bilan tugar ekan deb qarashib turibdi. Bular haqiqatni anglab yetishlari bilan darhol o'zlarini Musa alayhisalomning oyoqlariga tashlab, biz olamlarning Robbisiga iymon keltirdik. Musa bilan Harunning Robbisiga iymon keltirdik deb iymonlarini e'lon qilishdi. Xo'p, endi shunda nima bo'lish kerak? Boshqalar nima qilish kerak? Firavun, mandan so'rama iymon keltirishni o'rasanmi dedi. Qarang, iymon keltirishni ham undan so'rab qilish kerak ekan. Mandan izn so'ramang. Men izn bermasdan turun iymon keltirishdingmi? Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Qo'l oyoqlaringizni qarama-qarshi tarafidan kesib, daraxtlarga ilib qo'yaman dedi. Tahdid katta, xudolik da'vosi bor. Aytganini qilib yurgan. Ana o'zi ishonib turgan sehrgarlari birinchi bo'lib undan tolib Allohga sajda qilganlari, Allohga iymon keltirganlari xudolik da'vosini qilayotgan nabokorga yoqmadi. Sehrgarlarga hozirgina katta va'dalarni qilib turgan nabokor endi ularni qo'l oyoqlarini kesish u daraxtlarga osish jazosi bilan tahdid qilishni boshladi. Sehrgarlar nima qiladi? Endi bu bizni shunaqa qilib qo'yar ekan deb hazillashuvdik. Hali ham sizga ishonib turibmiz deyish kerakmi? Yo'q. Chunki ular iymonni mazasini tatishib qoldi. Shuning uchun aytishdiki, biz yo'limizni topdik. Sen nima qo'lingdan kelsa shuni qil. Qilganing bu dunyoni ishini qilasan xolos. Lekin oxirat biziki. Hozir qo'lingdan kelsa bu dunyoda ba'zi bir qo'limizni kesarsan, daraxtga ilarsan, lekin shundan boshqa yerga o'tolmaysan. Biz iymonni oxirat uchun qildik. Haqiqatni Allohni tanidik. Umidimiz shu. Endi seni tahdiding ham o'tmaydi bizga, jazoing ham o'tmaydi, va'dang yo'q, mukofotlaring ham keragi yo'q. Ana iymon halovatini tatib birinchi lahzalarda turgan odamlarni xudolik da'vosini qilib turgan nabokorga aytgan javoblari shu bo'ldi. Ana o'shundan keyin yana Fir'avnni jazavasi tutdi. Endi dedi, kim Musoga qo'shilib musulmon bo'ladigan bo'lsa, uni erkaklarini o'ldirib, xotinlarini olib qolamiz dedi. Endi hali Bani Isroil emas, o'zini qavmini ham e'lon qilardi. Agar musulmon bo'lsa bo'ldi, tamom. O'qivoramiz, bu ko'ramiz degan gaplarni e'lon qildi. Tahdid, xavf-xatar, ana mo'min musulmonlarga bo'lgan azob uqubatlarini ziyoda qilish, demak, uni og'zidan chiqdi, shuni harakatiga tushdi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo bu nabokorga, Fir'avnga va uni qavmiga eslatma bo'lishi uchun ularni iymonga yo'llash yo'lini osonlashtirish uchun va'z nasihat bo'lishi uchun bir necha demak, oyatlar mo'jizalarni ko'rsatdi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo
biz Musa'ga 9'da mucize verdik degen ayet var. 9'da mucizeni birincisi asaydı, onu kursattılar, imanı kilişmedi. İkincisi kol idi, koltuğa tıkıp asa abbah çıkardı, onu hem kursattılar, bu sihir değişti. Ondan keyin açarçılık mucizesini Allah Teala kursattı. Ularının yurtiga açarçılıkını demek musallat koydu, hamma yolda açarçılık tarqadı. Yana bir mucizesi meyve çevalarını nuksanga uçuratıp bir hasıl koyuş manası oldu. Bunda ham hiç özlerini tanımadı, yol topuşmadı. Keyin İbni Cerir Tabari rahmetullahi aleyh Sa'id ibn Cübeyr radıyallahu anhudan rivayet kıladı. Kalan 5'te mucizeni kanaka bakarlı. Birincisi tufan. Yani ki Allah Teala asmandan cüde kattık yağmur yağdırıp, serkettirip, hemme yoğunu su basır vardı. Hemme yoğunu yağmur yağı orada tohtamaya da akıp geti yaptı, su buldu, umuman yürüyüş duruşuna imkanı kalmadı. Anasında Firavun ve onun kavmi Musa aleyhisselam'a yalvarıştı. Ey Musa, Rabbine dua kıyın, haliki etken vadiyeni kıyın. Eğer bu tufanı tohtasın, biz senge iman getiremez. Bani İsrail'in sence koşu biremez. Hamma yol yakışı buladı, o buladı, bu buladı deyişti. Rasa tavuba tazarlığını nümesliğe, meyarıge ap gelişken de Musa aleyhisselam dua kıldılar. Yağmur toktadı, tufan kurtarıldı, yurt tinçidi. Halikler karayıp durup, ya o hazırlaşkenindeydi dedi de, yine eski nümelerde yürüyüş olurdu. Yine eski haletleri de kayıtıştı, yine küfür, yine tuğuyan, yine nabakarlık, hem neseler bu oldu. Şimdi Allah Teala çigitke belasını yubardı. O cilerde malum çigitke cüde kette bela buladı. Şu katta muhtarda yapırılıp gelirdi de, o sümleyi bar ki yap koyardı. Şinesi kamaydı. Cüde katta afet. Ana Firavun'un yurtu, ana şu balagı uçuradı. Hiç mesele sıkamadı. Kayırda şu yırt etken osumluyu basa yapırıl var yap koyu orada çıkıtkeler. Firavun bulan kavmi ve Musa biz özü nasıkıldık genekemiz bir Rabbine dua kıyın masi balanı başımızdan kütersin keyin cüya ihlas bulan senge iman kertiremiz bana İsrail'ini koyu varamız sana etkenin buladı bu buladı bu buladı deyiz ki otuzge. Musa aleyhisselam dua kıldılar. Çigirtke balası kurtarırdı. Çigirtkeler kipti, komadı. O sümriler ösüşünü, daraklar yükselişini, güller, meyve kılışını başladı. Lekin harikiler yine bunu bir hal etti. Hiç yani, dergen vadeleri esten çıkıp, yine küfür, yine isyan, yine tuğuyan, hem manası devam eti yaptı. Çigirtke yapko erekendir, hem masaya oda talimat verişti ki, dondunlarını uyuda saklayırlar. Bu mesele, yani ki çikitkeler kayıtlı köp kalsa yiyip koyadı. Dip, alakıda binalar kılıp, donlarını, yegülü günahselerini, üylerini içine kanıp, çikitke kiral meydanı koyuştu. Şimdi babladiye'yi de yürüyüşüydü, bir günü karasa, bütün dondunlarına mite çüşüp yedirdi. Mite degeni şu donunu özünden çıkardıkan, donunu yiyip koyadıkan, bir dayan cacizi mitte hayvançalar buladı. Bütün donlarını mite yiyip koydu, hiç nesi yok. Yani kezisi yürüptü. Bu yan bir mucize. Bu yan bir mucize oldu. Karasiyip durup ev bulmadı. Yani Musa'nın çakırıyı derdi. Hay Musa, ha. Rabbine dua kıyın. Masih balanımızdan kötersin. Şimdi kaybınıyız. Şimdi iman getiremiz. Ben İsrail'in sende koşup veremiz. Bu boladı, bu boladı. Değil işte. Yine Musa aleyhisselam dua kıldılar. Hani ki nabakarlar yine arkaya kaydı. Bulmadı. Hiç laf yok. Keyin Musa aleyhisselam Firavun bilen gepleştik türgenlerde bir baka bir sakırap çıktı. İki oğulları bunda karadı. Musa aleyhisselam ettiler ki bunu ne madde boyluysan dedi. Ne madde boylardım yana bir balav boladı şekiliydi dedi. Dedi hakikaten balav boldu da hemen yolunu baka basıp gitti. Adamların da manası tomakları geçse basıp kalan baka.
Agar ozini sal e'tiborsiz olsa og'ziga kirib ketar ekan baqa. Umuman ilojlari qolmadi. Baqani ichida turib eniga yolvorishni boshlashdi. Musa dedi, Robbinga duo qilgin. Mana shu baloni boshimizdan ko'tarsin. Endi gap qolmadi, bo'ldi, endi iymon keltiramiz. Bani Isroilni senga qo'shib beramiz. U bo'ladi, bu bo'ladi. Dedi. Xo'p deb yana duo qildilar. Yana qaytishmadi. Undan keyin Alloh taolo yana qon balasini yubordi. Hamma yoqdan qon oqadigan bo'ldi. Ularni yurg'izmay qo'ydi. Unda ham qaytishmadi. Haligi gaplar yana davom etaverdi. Ana shundan keyin yana Alloh taolo endi bularni yo'q qilmasa bo'lmasligini Musa alayhisalomga aytib, aytdiki, sen Bani Isroilni olginda jo'nab ketgin, Misrdan chiq. Buyruq berdi Alloh. Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam kavimlerine demek ilacını kılıp, toplap, haber verip, Jonash vaktini tayin kılıştı da, yaşırın ravişte katta halk kaçışını başladı. Bunu eşitken Firavun, Haman vaziri bilen, cüde katta demek küç asker toplap, ularını yolunu tosuş, üşlap kalış, kullikten çıkarmazlık hareketini kılıştı. Musa aleyhisselam başladık Bani İsrail, Kızıl Dengiz tamamına kaçıp, Nereka çıkıp Sina aralığa getirip, özlerinin asıl yurtlarına barış niyetleri bari de, Allah'ın özü şunarsana buyurganı da, irşak kıganı da. Ana ular üstünde kaçıp bara vurdu, Firavun askeri bilen onların arkadan kovup kirişe vurdu. Bir taraf, baş taraf Bani İsrail, Kızıl Dengiz'in kırgalığı yeteydi gende, arka tarafından Firavun'un askerleri yetip kep kaldı. Bu yağ dengiz arkada düşman şunu da kıtırıptı. Bani İsrail hamması inna la mudrakun dedi. Tamam korka çüştük dedi. Yok da aldı da su tırıptı. Bu yağda düşman bütün tüştür nagriyesi kurallengen bastırıp geliyordu. Ya uyaka kımla bu mıydı ya bu yaka kımla bu mıydı? Haligi kavm sarosimaga tushdi, parakanda bo'ldi. Tamam biz tugadik, qo'lga tushdik. Endi boshqa ilojimiz qolmadi. Deganda Musa alayhisalom haqiqiy mu'minni gapini aytdi. Inna ma'i robbi sayahdi. Men bilan Alloh turibdi, o'zi yo'l ko'rsatadi, qo'rqmalaring dedi. Haqiqiy mu'min shunday bo'ladi. Qachon bo'lsa Robbiga ishongan, Robbisi hidoyat qilishini biladi. Ana shunday holatga tushib qolganda ham noumid bo'lmaydi. Musa alayhisalom ana shu misolni ko'rdi, ko'rsatdilar. Albatta Robbim men bilan, albatta meni hidoyatga boshlaydi, qo'rqmalaring, deydi Alloh vahiy qildi. Hay Musa, qo'lingdagi hassa bilan dengizni ur. Musa alayhisalom Allohning amrini qilib, hassani dengizga bir urganidilar, dengiz shunday ajraldi-da İki taraf tağa o'xshab qoldi. Katta udul azim, katta tog'dek ko'tarilib qoldi. Dengiz ajrab, suvi ko'tarilib tog'dek bo'lib turibdi. Dengizning tubidan yo'l ochilib, qup-quruq sahrodek bo'lib turibdi. Bismillah deb aka Musa alayhisalom yo'l boshladilar. Hamma hali ochilib to'xtab turgan suvni orasidan yo'l yurib chiqib yurishib ketdi. Hazır dengizden kaçışıp getişi yaptı, arkasından Firavunlar kovuşup geri yaptı. Sekin sekin bağırıp, demek Bani İsrailler çıkıp, Bani İsraillilerinin ahırı çıkıp oganda, Firavunlilerinin birincisi bu kırakı yetip geldi. Narigi dengizden düştü. Şimdi emir kıldı da Allah su yürüp gitti. Firavun, kavmini hemmesini su basıp kaldı. Bani İsrail ahırı geçe nereden çıkıp kutulup kaldı. Ana, haligi Xudoning da'voligini qilib turgan, Xudoman deb turgan Firavunni ham suv oqizib ketdi. Ulamolar aytadiki, o'sha paytgacha suvga oqqan odamni tanasi yuqoriga chiqmas edi, oqib ketaverar edi. Firavunnikini Alloh chiqarib qo'ydi, suvni ustida yotibdi-da. Xudolik da'vosini qilgan nobakor suvni ustida o'raga u yoqqa, bu yoqqa oqib turibdi. Hamma ko'ryapti qirg'oqdan kelgan. Xudoman degan mana u mi? Deydigan darajada bo'ldi. Ana shunday turdi. Mana shu haqiqat demak Qur'oni Karimda keldi.
Mana shu Firavun va Musa qissasi hamma ilohiy kitoblarda bor. Bir vaqtda Firavunning jussasini topilganda, mumiyosini. Tekshirib ko'rish kerak endi buni. Ko'raylik-chi, shunaqa gaplar bor. Nimasi bo'lar ekan deb dunyoda eng mashhur kriminalistlarni chaqirgan. Ya'niki insonning o'limining sababini biladigan olimlarni yig'ishgan. Mana Firavun. Mana shu mumiyosi turibdi. O'rganinglarchi bu nima sababdan o'lgan? Haqiqatan suvga oqib o'lganmi? Yoki boshqacha bir o'limining sababi bo'lganmi? Ular tekshirishni boshlagan. Shunda ularning ichida mashhur fransuz kriminalisti Maurice Bucaille ham bo'lgan. Maurice Bucaille u ishni qilish bilan birga Fir'avn va Musa to'g'risida nima ma'lumot bo'lsa hammasini yiqqan. Tarixlarni, shu jumladan ilohiy kitoblarni ham. Haligi bu yoqda o'rganishlari bor, bu yoqdagi tarixlarni o'rganib chiqib solishtirsa, bularni bugungi kunda qilgan ilmiy xulosalari faqat Qur'onga to'g'ri kelyapti. Boshqa gapi yo'q. Narigi kitoblarda birortasida Qur'onga to'g'ri kelmayapti. Qur'onda suvga oqib o'lgan deyapti. Bular ham suvga oqib o'lgan ekan, suv tagida peshonasiga tosh tekkan ekan degan xulosani chiqaryapti bular. Buyog'i, demak, Qur'onni o'ziga to'g'ri kelyapti. Biz o'qib turganimizda Maurice Bucaille o'zi kelib bizga bir ma'ruza qilgan mana shu to'g'risida. Shularni hammasini o'zi aytib bergan. Endi bu odam, demak, o'rgangandan keyin ilmli odamda. Injilni ham o'qigan, Tavrotni ham o'qigan, Qur'onni ham o'qigan, bugungi zamonning ilmini o'zi mutaxassisi. Hammasini solishtirib turib, Qur'on haqiqat ekan degandan keyin musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lib Tavrot, Injil, Qur'on va yangi ilm degan kitob yozgan. O'sha kitobida Qur'oni Karim, Tavrot, Injilda kelgan qissalar, gaplarni jadvallarini tuzgan. Palon voqea bunday bo'ldi degan, Injilda bunaqa deyilgan, bu noto'g'ri. Tavrotda bunday degan, bu to'g'ri kelmaydi. Qur'onda aytilgan mana shunisi to'g'ri, chunki biz tekshirib bildik. 2ta, 3ta, 4ta, 5ta qilib hammasini yozib kitob chiqargan. Uni bu kitobi juda ko'p tillarga tarjima qilingan fransuz tilidan. Nihoyatda mashhur kitob. Bu kitobni o'qib ko'pchilik nihoyatda ta'sirlanib musulmon bo'lganligi ham bor. Maurice Bucaille hozir ham tirik, sog'-salomat, tinch-omon yuribdi. Fransiyada o odamni o'tgan dillarni, madaniyatlarini demak o'rganish bo'yicha katta ilmiy tekshirish instituti bor. Doim yaxshi bir ma'ruzalar qilib, ilmiy tekshirishlar o'tkazib turadi. Ana shu kitobni arab tiliga Livanning sobiq muftisi Xolid Hasan tarjima qilgan ekanlar, o'zi yozmagan ekan. Tarjimonni nomini yozmagan ekan. Hamma o'qigan kim tarjima qilganligini bilmaydi. Biz bilan bir suhbatda aytuvdi, shuni men qilganman deb. Ana shuni hozir bizi sheriklarimiz ham o'zbek tiliga tarjima qilishdi. Hozir muharrirlar ko'rishyapti. Duo qilib turasizlar inshaalloh, agar imkon bo'lib kitob chiqib qolsa o'qiysizlar. Ana shunda mana shu demak Musa alayhissalomning qissasi, xususan Fir'avn bilan bo'lgan gap va Qizil dengizdagi voqealar ilmiy asosda demak bayoni qilingan. Mana demak katta bir qissani biz juda ham muxtasar qilib aytdik. Fir'avn qavmi bilan halok bo'ldi. Kufr yo'q bo'ldi. Suv yuvib ketdi, g'arq qildi. Iymon yuzaga chiqdi. Azod bo'ldi, erkin bo'ldi. Ana endi bundan keyingi demak bo'ladigan hodisalar albatta alohida bir ma'ruza bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bu demak qissadan hissa chiqarib olish, ibrat olish, yaxshi bir o'rnak olishni o'zi nasib qilgan bo'lsin.